Bu yıl yaşanacak 3 ay tutulmasının ilki bu gece gerçekleşecek. Tutulma saat 21.04'te başlayacak. Tutulma Orta Doğu Asya'nın büyük bir bölümü Avrupa, Avustralya ve Antarktika'dan da gözlemlenebilecek. Ayın tamamı gökyüzünde dünyanın yarı gölgesinden geçeceği için parlaklığı hafifçe azalıp rengi kızıllaşacak. Tutulma az önce de söylediğimiz gibi tam 21.04'te başlayacak ve saat 23.07'ye kadar devam edecek. Nuray Sayarı var yomuzda. Hoş geldiniz Hoş ve bu tutulmayı konuşacağız. Bu bir şehir efsanesi mi yoksa gerçekten böyle bir şey var mı? Ciddi ciddi hani dışarıda, yukarıda haber merkezinde korkan arkadaşlar vardı. İnternette <laughs> çok fazla konuşulmaya başlandı. Yok haber. deprem olacak, yok uçaklar düşecek, Allah yok muhafaza. böyle şeyler olacak. Şehir efsanesi mi bunlar? Değil. Şehir efsanesi olsaydı Keşke ama keşkelerle yaşanmıyor. Ben 24 senedir astroloji ilmiyle yaşayan, bunu deneyimleyen ve yazar kimliğimle de... ...söyleşi kimliğimle de ifade eden, paylaşan bir bireyim. Öncelikle astroloji bir gökyüzü bilimidir. Bunu asla bir falla karıştırmamalıyız. Yani yıldız falı diye bir şey değildir astroloji. Gezegenlerin konumu, güneşin açısı, hali, ayın konumu tabiattaki her şeyi biz canlıları etkilemekte. Dolayısıyla bu bir şehir efsanesi değil. Ama tabii ki siz nasıl düşünür, siz nasıl o enerjiyi yakalarsınız ona da bizler saygı duymak durumundayız. Sizler gibi ekranları karşısında bu enerjiye inanmıyorum diyenler inanmasınlar. Ama ay duygularımızı etkiler. Ay dişi enerjisidir. Ay kadını etkiler. Ay evi etkiler. Dolayısıyla ay tutulması yılın ilk ay tutulması bu gece gerçekleşirken bu tutulmadan sonra yılın ikinci ve son ay tutulması da 25 Mayıs'ta yay burcunda yaşanacak. Ama ikisinin arasında 10 Mayıs'ta yılın ilk güneş tutulması da boğa burcunda olacak. Tüm bu tutulmaların etkisiyle devam ettiğimiz zaman örneğin Türkiye'nin yıldız haritası 29 Ekim 1923 yılında doğan bir bebek gibi düşünürsek güneş akrepteyken Ay ikizler burcundayken, ayın fazlı da çok önemli, ee, yükselen ufukta ise yengeç yükselmekteyken cumhuriyet ilan edildi, cumhuriyet kuruldu. Bizim ülkemizi tabii ki izlenilen yakın yerlerle birlikte biz de buradan bu enerjiyi alacağımız için çok etkileneceğiz. Bir kere bu barış süreciyle alakalı ciddi bir kaoslar olabilir, ee, terörle ilgili birçok kişinin korkuları tavan yapabilir... ...endişeler artabilir ama neticede deprem dersek toprağa olumsuz enerji verebiliriz. Bir kere hangi burçta gerçekleşiyor? <laughs> Su burcunda gerçekleşiyor. E, dişil ve eril burçlar diye de ayırdığımız zaman e, bence bu hemen bu gece değil... ...bu gece aslında biz hangi dine mensup olursak olalım... İnançla dua edelim. Meditasyon yapalım. Ülkemiz için, dünyamız için, dünya barışı için dua edelim. Çünkü akrep burcunda suyu etkileyecek Neptün, balık burcunda suyu etkileyecek. Dolayısıyla bazı alanlarda su alanından felaketler olurken bazı alanlarda da olasılık bu. Astroloji olasılıkları gösterir. Toprağı da hareketlendirebilir. Ama siz hayat bir armağan. Ve süresi de yok diyorsanız akıllı bir şekilde hareket ediyorsanız evreni sarsmazsınız. Dolayısıyla tabii ki bazı zorlanmalar olacak. Yani ay tutulmalarında bakmayalım. Derseniz öyle mi? Şimdi olur. bakın bizler hayatında hep bir başlangıç, hep bir son vardır. Ay tutulmaları donun ay fazında olurken bitişlere neden olur. Örneğin Akrep burcusunuz, Akrep boğa ekseninde olacak. Evlilikler bitebilir. ...bohaların iş hayatlarına son verilebilir. Bugün sizin kaybetmemek için direndiğiniz işinizi ya da ilişkinizi... ...dua ederken Allah'ım işimden edilmeyeyim, beni işimden etmesinler... ...pat diye haksızlığa uğrarsınız bu tutulmada, işinize ne olursunuz? Ama bugün olmamak için dua ederken ay tutulması sizi işinizden, ilişkinizden ederse... ...altı ay sonra bugün kaybetmemek için dua ettiğinize, o gün kaybettiğiniz için şükredersiniz... Yani elinizden alınanlar Tutulma var ya arkasında geliyor, Sizin hayır gördüğünüzde e, şer şer gördüğünüzde Aynen var. öyle e Zaten astroloji bize neyin olasılıklarını veriyor Hey tedbirli ol <laughs> Mars şu açıda güneş bu açıda Şimdi tutulma var bir şeyleri bitirebilirsin ama Daha da daha rahat nefes alabilirsiniz E siz eğer bu ay tutulmasında Tekamülünüzde Bir imtihandan geçecekseniz Ve yıldız haritanızda Güneşiniz akrepte ayınız akrepte bir kayıp yaşayacaksanız her kaybın arkası yeni bir kazançtır. Ben öyle bakıyorum. Peki bu dediniz hani akrep burcunda gerçekliyor... şey ay tutunu. Ne anlama geliyor bu? Su burcu. Yani her burcun bir <laughs> Her burcun bir etkisi var. Akrep e, duyguyu, sevgiyi, e, mücadeleyi, e, bazen kuğul cool olmayı, ortada olmayı ve tutkuyu temsil eder. Dolayısıyla Tutkuyla aşk yaşayanlar varsa ve tutkuyla ilişkilerini kaybetmemekten yana direnç gösterenler varsa yani biz astrolojik sistemin içerisinde Akrep bizim ülkemizin haritası zaten Güneş Akrep'te dolayısıyla bu Burç'ta olması sezgisel anlamda da yanlışlarımızla yüzleşmeyi zaten tutulma istemediğinizi elinizden alırken daha sonra yeni ikramiyeler de verecek size. Ama bu arada isyankar olmamaya gerekiyor. Yani hırslardan arınmak gerekiyor. Tedbirli olmak gerekiyor. Eğer şimdi biz tutulma akrep burcunda devam edecek derken... 12 burcu nasıl etkileyecek diyerek değerlendirme yaparsak tutulma çünkü sadece akrebi etkilemiyor ki bütün burçları etkiliyor. Örneğin birçok koç nasıl harcayabilirim nasıl kazanabilirim bu tutulmadan bu nasibini alacak. Örneğin para biriktirmenin farkında olmayanlar bu tutulmanın etkisiyle bu 6 aylık dönemde kesinlikle parasal hesaplamalar yapacaklar. Geçmişle alakalı yüzleşmeler yaşayacaklar. Onları zorlayan olumsuz alışkanlıklarından arınacaklar. Gelecekle alakalı kaygı ve korkularından arınmak için fırsatlar yakalayacaklar. Yani bütün burçları etkileyecek ve birçok boğa için e, bence dağılmaların yarattığı örneğin rekabet... Boğa kimseyle rakip olmayı sevmez. Kendi yolunda ilerlemeyi sever ve boğanın tek rakibi kendidir. Gölgesiyle kavga ettiği için. Dolayısıyla e, siz bir boğasınız <laughs> ve gülümsediniz. Dolayısıyla <laughs> Kavgaçı değilim ama. Değildir ama kendi kendini eleştiren, kendini haksızlığı olan, kendi değerini görmeyen bence bu tutulma maneviyatınızı, inançlarınızı, değerinizi arttırırken hayatın farkındayım. ...kendimin farkındayım... ...ben benim farkındayım enerjisine girebilirsiniz. Ha Bunu yarın sabah da yaşayabilirsiniz. Önümüzdeki bu... ...altı aylık dilimde de bu enerjiye sahip olabilirsiniz. Belki üç aydır bu... ...enerjinin içerisindesiniz. Bir üç aylık dönemi de kapsarsak toplamda altı ay. Tutulmalar olmadan üç ay önce... ...başlar. Tutulmalar olduktan üç ay sonra başlar. Yani tutulma olduktan sonraki altı ay değil. Şimdi siz bir boğa olarak... ...dikkat edin... ...geçtiğimiz aralıktan beri ne kadar mücadele verdiğinizde tabii ki bunu itiraf edersiniz ya da etmezsiniz. Bir kere boğa erkeği ailesine, baba kimliğine evli olan boğalar örneğin ailesine, evladına, düzenine düşkündür. O ehli keyiftir. Onun rahatını kimse bozmasın boğanın. Ama sorumluluklarınızın arttığı bir süreçtesiniz. E dolayısıyla yorulma gibi bir lüksünüz yok bu dönemde. Neticede bu program başka bir arkadaşınız sunuyor. Ve bakın bu bir tesadüf mü? Tesadüf yoktur ve yeni bir sorumluluk verildi size. Arkadaşınız için siz bu programdasınız. Bu bir tesadüf mü değil? Artan sorumluluklar. Çok merak ettim. Ee, şir şirin'in burcu neydi ki acaba? Yani dolayısıyla bu tutulmalar bizim hayatımızda Koç burcuymuş. Şirin. Koç burcuymuş. Güzel. Herhalde, Bak 27 Mart, 27 Mart. Terazi Koç ekseninde yaşanan ciddi bir dolunay vardı. Her ay bir yeni ay, her ay bir dolunay vardı. Ve sağlığını etkiledi. Belki hanımefendi sağlıkla ilgili problem yaşıyor şu anda. Onun için ekranlarının karşısında değil. Belki bir ameliyat geçirebilir ya da geçirmiş olabilir. Hanımefendinin başına ne geldiğini hiç bilmiyorum. Ama eğer koçsa, terazi koç ekseninde olduğu için sağlığını etkilemiştir. Belki de bugün e, bulunduğu konumda sağlık sorunu nedeniyle yoktur. Peki e, son... Kaç dakikamız? İki dakikamız mı kaldı? Korkuları aşalım. Evet. Onu ee, bu tutulmalar her an oluyor. Bu yıl dört tane tutulma var. Ay tutulmaları iki tane. Şimdi bu gece yaşanacak olan yılın ilk ay tutulması, halkalı tutulma, Akrep burcunda 25 Mayıs'ta yaşanacak ise Yay burcunda 10 Mayıs'ta Boğa burcundaki güneş tutulması, dördüncü tutulma ise güneş tutulması iki güneş yani iki ay. Koç burcunda 19 Ekim'de özellikle bu tutulma kesinlikle Akrep Boğa ekseninde. Ricam hızlı araba kullanmasın boğalar. Ricam hızlı araba kullanmasın akrepler. Ağızlarından çıkan sözlere dikkat etsin akrepler. En son söylenecekleri en başta söylemesinler. Tabii ki bütün burçları etkiliyor. Korkularından arınsınlar. Gizli saklı aşklar yaşayan akrepler varsa, yasak ve gayrimeşru işlerle uğraşanlar varsa, Ensenizde şu an el var her an ortaya çıkabilir tutuklanabilirsiniz yargılanabilirsiniz terk edilebilirsiniz Ha ben bir akrebim ben bir boğayım gayrimeşru hiçbir işle alakam yok diyorsa o zaman oturun kahvenizi yudumlayın Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum Sayın efendim Zayarı. Biz Sağ olun. yine bol bol dua da edelim Her zaman <laughs> zaten gezegenler olasılıkları gösterir bütün dinlere saygı duymak lazım. Bizler İslam topluluğu içindeyiz. Elhamdülillah Müslümanız. Şu anda ekranları başındaki hanımefendiler, beyefendiler vatanımız için, bizler için, hepimiz birbirimiz için çünkü müminin mümine ettiği dua daha makbuldür. Benim düşünceme göre efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ